suçunu gizleme çabasının, telaşının içinde orada Ekrem İmamoğlu görüyor. İngiliz uşağı, İngiliz uşağı burada ne arıyorsun diye soruyor. Tepki gösteriyor. Onu. Ya siz Amerikan uşağısınız. Unuttunuz mu? Bir Amerikan projesi olarak kurulmuş, iktidara taşınmış bir partinin mensubusunuz. 20 yıl boyunca Amerika'ya hizmet ettiniz. Ne zaman güçlenirsek biz kendi programımızı uygulayacağız diye. Bu nasıl bir şirretlik ya? Bu ne, nasıl bir terbiyesizlik bu? Ekrem İmamoğlu oraya niye geliyor? Niye geliyor? Ekrem İmamoğlu oraya deprem yardım götürüyor. Bakın yani suçunu örtme şirretliğidir bu işte. Suçunu örtme şirretliğidir. Terbiyesizliktir. Yeni Şafak gazetesi bile çirkin saldırı, İmamoğlu'na çirkin saldırı diye başlık atmak durumunda kaldı. Öyle mi? Bulun arkadaşlar onu, Yeni Şafak gazetesinin o sayfasını. Sabahtan Murat Taylan da paylaştı onu. Bu bir çirkin saldırıdır. Oraya yardım için gelen İngiliz, İngiliz gruplar var. Arama kurtarma ekipleri var. Niye istiyorsunuz? Gönderin onları geri. Niye senin iktidarın yok? Maraş'ta Maraş'a ve diğer illere gelen kahraman Maraş'a ve diğer illere gelen bakanlar kalabalıktan, halkın tepkisinden zor kaçıyorlar. Makam arabalarına tekmeler, yumruklar iniyor. Gördünüz mü onu? Hocam bu nedir biliyor musunuz? Bu işte bedevi yobazlığıdır. Siz bedevi gericiliğini, bedevi yobazlığını, bedevi, bedevi cehaletini bu topluma din diye dayatacaksınız. Bu toplumda milletin seçtiği insanlar gelecek orada halkla dayanışmaya böyle bir şirretlikle saldıracaksınız. Bu suçunu örtme şirretliğidir. Suçunu örtme şirretliğidir. İngiliz uşağıymış. Siz kimin uşağısınız? Arap bedeviliğini, çöl gericiliğini bu topluma din diye dayatıp bu toplumun tepesinde 20 yıl boyunca boza pişirdiniz ya. Şu hale bak, tavra bak. Duruma bak. Bir de bu milletvekilliği yapmış. Listeye yeniden girmeye çalışıyor. Yaranmaya çalışıyor parti yönetimine, parti liderliğine. Ayrıca da Kahramanmaraş'ta akrabalık ilişkileri de var oradaki bürokrasiyle. Evet. Hem de arsa bürokrasisi. Evet, evet, Neyse. evet, evet. Yani şimdi bakın bu işte, işte bu zihniyet, bu ülkenin boğazını sıkıyor. Bu zihniyet bu ülkeye çökmüş durumda. Olay bu, olay bu. Evet. Şimdi bir bir iki cümle söyleyeceğim hocam size bırakacağım. Bir yağma var. Şimdi bu yağma çok kritik, değerli seyirciler. Evet. Yağmaya ben yeterli gıda, hijyen malzeme yani temiz e, temizlik malzemeleri, kadın petidir, çocuk bezidir, ulaştırılamamış insanların marketlere girip onu yağmalamasını meşru görüyorum. Kimse kusura bakmasın. Fakat başka bir yağmadan söz ediyorum. Ne yazık ki büyük bir çoğunluğu Suriyeli, Afgan Suriyeli ve Afgan mülteciler olmak üzere ya evlere girip evlerde insanların paralarını, altınlarını, değerli zihni, değerli eşyalarını çalmak üzere organize olmuş çetelerden geçilmiyor. Silahlı çatışmalar çıkmaya başlamış. Güvenlik yok çünkü. Güvenlik yok. Birçok mahalle polis ve asker tarafından güvenlik kordonu altına alınması gerekirken bu yapılmıyor. Ve bu çetelerin bir bölümünün silahlı olduğu ve evinin başında bekleyen insanları tehdit ettiğine dönük haberler var. Buradan ilan ediyorum. Bu çetelere göz yumuyorsunuz. Bu çetelere göz yumuyorsunuz. Suriyeli ve Afgan mültecilerden oluşan yağma çetelerini engelleyin. Yağma çetelerini engelleyin. Bakın başka yerlerden gelen bizim yerli kendi yurttaşımız olan işte yağmacılar, hırsızlar da var. Yok değil işte AFAD kıyafeti giymiş eve giriyor. Polis kıyafeti giymiş işte polis gibi davranıyor. Fakat yağma için eve girmiş. Bunlar da yakalanıyor. Yakalananlar var. Ama asıl büyük bir tehdit olduğu anlaşılıyor. Mesela Hatay Kuyumcular Çarşısı. Ee, Silahlı Samandağ tabii, tabii, tabii Kuyumcular Çarşısı. Silahlı soygun. Silahlı soygun yapmaya başladılar orada. ne demiştik hocam? Ne limanıydı? Unuttum şimdi Hatay'ın ilçesi. Yanan. İskenderun. İskenderun'da. İskenderun kuyumcular çarşısını soyuyorlar. Zorla soyuyorlar. Silahla soyuyorlar. Silahlı çatışma çıkıyor. Bir polis arkadaşımız aradı beni. Yani bizim kaynaklarımızdan biridir. Değerli bir emniyetçidir. Bir, bir güvenlik emekçisidir. Ya dedi kuyumcular dedi harıl harıl emekli, genç emekli polis arıyorlar. Silahlı koruma sağlasınlar diye. Böyle bir rezalet de var. Ve Hatay cezaevinde. Ya insanlar, orada yatanlar, o bölgenin çocukları, o bölgenin insanları, aileleri deprem altında mı kalmış kalmamış mı bir telaş içindeler. İster istemez tepki gösteriyorlar ve kendi güvenlikleri de alınsın istiyorlar. Ya burayı, yani bu isyan böyle bastırılabilir mi ya, ateş açılabilir mi? Ölü sayısının daha çok olduğu söyleniyor. Ben yere yatırılmış tutuklu, tutuklu ya da hükümlüleri gördüm. Arkadan kelep, ters kelepçeyle yüzü koyun yere yatırılmış. Her birinin kafası gözü dağılmış. Üç kişi öldü diyor. Üç kişinin öldüğü önce kabul edildi, resmen ilan edildi. Sonra sanki kimse ölmemiş gibi açıklamalar yapılmaya başlandı. Evet. Bu olmaz, bu olmaz. Yani ee, onların kaçabileceği, gidebileceği yer yok. Onlara doğru haber vermek gerektiğiydi. Benzer bir şey Malatya'da olduğu ve beş kişinin öldüğü iddia ediliyor ama o iddia olarak kaldı. Fakat e, Hatay hocam doğruladılar. Yani bir isyan girişimi <laughs> olduğunu, Bir bir koğuş ateşe vererek isyan çıkarılmak ve firar girişiminin yaşandığını. Firar girişimini hani önlemeye çalışabilirler. Bu anlaşılabilir. ancak insanların kendi güvenliklerinin alınması ve yakınlarından haber almak istediklerini belirterek bir protesto eylemi yaptıkları anlaşılıyor. Bunlara ateş açılmış. Evet. El insaf yani bir de bu, bu olaylar var. Şimdi değerli izleyiciler iki çok önemli şey söyleyerek